Ertuğrul İsbaha ben. Ziraat Bankası Adana 2. Bölge Yöneticisiyim. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı için Antakya'da bulunuyoruz. Hazine müsteşarlığımızca hurda altın karşılığı çıkarılan devlet iç borçlanma senetleri, altına dayalı kira sertifikaları ise faizsiz iç borçlanma senetleri yine. Hurda altın karşılığı çıkarılan bu iç borçlanma senetleri. Peki efendim, hazine müsteşarlığı, altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ihracını neden yapmaktadır? Yastık altında ne kadar altın var bilmiyorum. Yani Türkiye'de yaklaşık 2200 ton yastık altında altın olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 100 milyar dolar gibi ekonomik bir değeri olan bir rakam. Hazine müsteşarlığımız yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için, finansman çeşitliliğini artırmak için ve yatırımcı tabanını genişletmek için böyle bir ihraca başvurdu. Peki efendim, kimler altın tahvili altına dayalı kira sertifikası tahvilinde bulunabilir? Kimler bulunabilir? Yurt içi, yurt dışı yerleşik gerçek kişiler. Yani gerçek kişi olması gerekiyor. Tüzel kişiler altın tahvili talebinde bulunamıyor. Peki hangi tarihlerde ve hangi şubelerde yapabilir bu? Bu hafta başladık. Yaklaşık bir 4 hafta Türkiye çapında 81 ilde, 229 ilçe, 321 şubemizde bu işlemleri, bu talep toplama işlemlerini yapıyoruz. Antakya'da 9-13 Nisan haftasında talep toplamaya başlayacağız. Tabii tek şubede bu işlemi yapacağız. Bütün Antakya'ya yakın bütün ilçelerden de talep geldiğinde bunu Antakya şubemizden işlemleri gerçekleştireceğiz. Peki altın tahvili, altına dayalı kira sertifikasının müşteriye avantajları nedir? İşlemlerde herhangi bir masraf var mı? Herhangi bir masraf yok. Hesap açım ücreti, masrafı ve diğer sair masraflar, hiçbir masraf kesinlikle yok. Ne gibi bir faydası var? Altınlar biliyorsunuz, çalınma, kaybolma riski ortadan kayboluyor. Devlet güvencesinde saklanacak. Bir de yıllık %2.40 bir getirisi olacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının. Stopaj yok. Biliyorsunuz devlet tahvili ve hazine bonolarında %10 stopaj var. Mevduatta %10 ile 15 arasında yine stopaj var vadeye göre. Burada stopaj yok, iskonto yok. Vatandaşın getirdiği altınlar gram olarak hesabına geçecek. Bir gram karşılığı 1000 nominal altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası yatırım hesaplarına geçmiş olacak. Hiçbir masrafları yok. İskonto yok, işçilik ücreti yok, gideri yok. Stopajı yok. Son derece karlı bir iş. Peki hangi tür altınlar kabul ediliyor? Minimum veya maksimum tutar var mı? Minimum veya maksimum tutar yok. 22 ve 24 ayar altınları şubelerimize getirecek vatandaşlarımız. Orada ilgili eksper arkadaşımız bakacak. Neye bakacak? 22 veya 24 ayar olmasına bakacak. Bir de üzerinde değerli veya değersiz herhangi bir taş bulunmayacak. Bir de reşat altını olmayacak. Reşat altını olmayacak. Üzerinde değerli veya değersiz herhangi bir taş bulunmayacak. Bunun dışındaki 22 ve 24 ayar bütün altınları kabul edebilecek. Peki müşterilerden altınların alınmasında herhangi bir değer kaybı oldu mu? Olmayacak. Yani eksper arkadaşımız işte değerlendirmeyi yaptığında işte kaç gramsa hesabına aynı saflıkta gram olarak altın hesabına geçmiş olacak. Tahvilin süresi ne kadardır? Yani kupon, kira ödemesi oranı nedir ve nasıl yapılmaktadır? Tahvilin süresi 2 yıl. 6 ayda bir kupon, kira ödemesi yapılacak. 1.2. 2 yıl süresi. İkinci el piyasası var mı? Vadesinden önce satılabilmekte mi? Vadesinden önce satılabiliyor ama bankamız içerisinde satılabiliyor. Vatandaş vadesinden önce bozdurmak isteyebilir. O zaman Türk Lirası olarak hesabına o zamanki altın raici bankamızın raiç altın fiyatı neyse o rakam Türk Lirası olarak hesabına geçiyor. 6 aylık kira ve kupon getirisi de yine Türk Lirası olarak hesaplarına geçiyor. Peki itfa sonunda ödeme nasıl yapılabilmektedir? İtfa sonunda ödeme bir
vadesi altın hesaplarına gram olarak geçilebilir. İkincisi, tabii burada şunu da belirtmek lazım. Burada vatandaşlarımız fiziki olarak ikinci yılın sonunda altınlarını teslim alabilirler. Nasıl alabilirler? Bunun için fiziki altın talep etme süresi var. İtfadan belli bir süre önce. O sürede gelip başvuracaklar ilgili şubelerimize. O zaman çeyrek altın veya bir kilogramlık altınlar halinde altınlarını geri alabilirler. Yani burada fiziki olarak altınları geri alabilme imkanı da var vatandaşın. Öyle olabilir. Fiziki altın talep etme süresinde bize başvurmuşsa fiziki olarak altını alabilir. Bir de hesabına dediğim gibi gram olarak geçebilir. Bu vade itfa olduğunda tekrardan yeni bir ihraç söz konusu ise altın tahvili veya kira sertifikası, o zaman da talepte bulunabilirler. Bu şekilde hesaplarına peki, geçebiliriz. Peki Ertuğrul Bey, son olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası hakkında bilgilenmek isteyen vatandaşlara son olarak söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey var mı? Çok karlı bir iş. Yani getirisi yüksek bize göre. Sonuçta altınınızı getirdiğinizde fiziki olarak geri alabilme imkanı var. İşte kaybolma zamanımız kötü biliyorsunuz. İnsanlar bir bilezik için en yakınlarını katledebiliyor. Saklamak önemli bir sıkıntı. Fiziki olarak geri alabiliyorsunuz. İşçilik ücreti yok. İskonto yok. Yıllık 2.40 gibi ciddi bir getirisi var. Yani hem getirisini hem yastık altındaki altınların ekonomide kazandırılmasını göz önüne aldığımızda hem vatandaş için hem de devletimiz için ciddi bir olay bizce. Biz tabii Antakya'da geçtiğimiz yıl ilki yapılmıştı Ekim ayında. O zaman beklediğimiz şeyi göremedik. İnşallah bu üçüncü hafta Antakya'dan beklentimiz yüksek. Şimdi biliyoruz ki biz Hatay yastık altında altının en çok olduğu yörelerden biri. İnşallah bu dönem çok daha fazla tahvil ihracına aracılık edebiliriz. Beklentimiz o yönde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.